Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Aslında bugün video çekme fikrim yoktu fakat bir sürü kargolarım geldi. Bir de kendim de böyle küçük bir Rossmann alışverişi yaptım. Bu yüzden sizlere de bunu göstermek istedim. Bunların hepsini göstermek istedim. Sanırım yarın ve diğer gün de gelecek bir şeyler var. Zaten video böyle 2-3 gün, hani vlog 2-3 gün sürdüğü için hepsini gösteririm. Öncelikle Rossmann alışverişinden başlayacağım. Rossmann'dan hem kendime hem erkek arkadaşıma bir şeyler aldım. Toplam 588 liralık bir alışveriş yaptım. Hepsini size söyleyeceğim. Isana'nın tıraş bıçağını aldım. Buradaki listeye göre gidiyorum. Şöyle bunun içerisinden 3 tane çıkıyor. 4 bıçaklı ve şu sabun kısmı çok büyük ve jilet Venüs'le uyumlu. Isana'nın yedek tıraş bıçağı şöyle. Bunu aldım. Bunun fiyatı 209 liraydı. İndirime girse bile en fazla 40-50 lira indirime giren bir şey. Sonra Penti'nin bir çorabını aldım. Gidip Penti'den almam ama. Şöyle siyah renkli tek beden 15'den bir pantolon çorabı olarak geçen şu diz altı çoraplar var ya, bir tane bundan aldım. Elbiselerin falan altına giymeyi seviyorum ben. Uzun elbisenin altına ya da uzun eteğin altına giymeyi seviyorum. Her zaman kilotlu çorap olmuyor ki zaten bana kilotlu çorap hiç olmuyor. Kaçırıyorum çünkü. Sonra Domol'ün ekran temizleme mendillerinden aldım. Ben bunları kullanmayı çok seviyorum. Bunun bende tekli küçük paketleri vardı. Fakat o çok çabuk kuruduğu için böyle bir şey denemek istedim. Bilgisayarımın, tabletimin, telefonumun ekranını tek mendille silersem bayağı mutlu olurum. Sonra Viet'in Men tüy dökücüsünden aldım. Şöyle bunu erkek arkadaşım bana böyle bir şey alsana dedi. Ondan sonra bunu ona aldım. Sonra Mia Clinica'nın bariyer onarıcı kreminden aldım. Çünkü biliyorsunuz bu aralar hem cildime dermaroller yapıyorum. Bir önceki videoda gösterdim. Hem de leke açıcı bir rutin kullanıyorum. Bu yüzden cilt bariyerim için şöyle bir Mia Clinica'nın bariyer onarıcı kreminden aldım. Seramitler, Squalen, Hyaluronic Acid, Coenzyme Q10, Pantenol ve Viet Germ öyle bir şey içeriyormuş. Yani iyidir herhalde. Açalım bir bakalım buna. Şöyle açalım. Tamamdır. Onu ne kadar almışım? 155 liraya almışım. 25 kuruşa da bir poşet almışım. Poşetleri güzel bu arada. Böyle içine küçük bir şey koymak için. Bunu Yağmur Vardar ya da diğer kızın adı neydi? Çisem Çakır. İkisinden birisi öneriyordu. Ben de Türkan ablaya sordum. İyi, bu iyi miydi diye. O da çok iyi, al dedi. Ben de hemen aldım. Şöyle bir krem. Burnumda kaşınıyor bir yandan. Niye burnum kaşındı? Bilemedim. Neyse şunların zaten üçü şeye gidecek. Tamam. Bunların masalasını geri alıyorum. Sonra Trendyol alışverişlerime geliyorum. Trendyol'dan da arkadaşlar. Trendyol'dan da. 588 lira çok değil mi ya? Bence çok. Trendyol'dan öncelikle benim erkek arkadaşıma doktoru şekeri yasakladı. Süt ürünlerini yasakladı. Çünkü şu an bir kök hücre tedavisi görüyor. Ve kök hücre tedavisinde demek ki önemliymiş. Bildiğim şeyler değil. O yüzden bir şey atıp tutmayacağım. Herhalde hücre yenilenmesine önlediği, engellediği için şekeri ve süt ürünlerini kullanma dedi doktoru. Zaten önemliydi. Bir de yani sürekli böyle onu doyuracağım diye kek yapıyorum. İşte börek yapıyorum. İşte ne bileyim tatlı yapıyorum. Sütlü tatlı yapıyorum falan. Bu defa benim de kilo vermem durdu mesela. 78'de kaldım böyle. 78 kiloyum hani kaldım. Bir ne bileyim bir 5 kilo, 6 kilo belki 10 kilo daha vermek istiyorum ama maalesef yani sürekli tatlı yiyoruz. Sürekli bir şeyler yiyoruz.
Yapacak bir şey yok. Ve ben sırf bu yüzden mesela kahvaltı yapmıyorum. Akşam yemeği yiyorum. Ondan sonra tekrar acıkırsam bir şey daha yiyorum mesela. Eğer o gelecekse o bir şeyi onun geldiği zaman yiyorum ki tekrar bir şey daha yemeyeyim. Hani bir akşam yemeği yedim. Bir sonra tekrar acıktım. Bir şeyler yedim. Daha doğrusu akşam yemeğiyle öğle yemeğini karıştırarak yiyorum. Çok uzattım. Pardon. Hani bir akşam yemeği yiyorum. Bir ondan sonra bir kere karnım acıkıyor. İkinci öğünümü yiyorum. Bir de o geldiği zaman üçüncü bir öğün yemiş oluyorum. O yüzden zararlı. Neyse şeker konusuyla ilgili de hurma balı aldım arkadaşlar. Şöyle iki tane 500 gramlık hurma balı aldım. %100 doğal hurmadan bal kıvamında damıtılmıştır diyor. Vegan bir ürünmüş. 100 gramı 330 kaloriymiş. Ondan sonra 65 miligram demir içeriyormuş. Vay. Yağ içermiyor. 81 gram, 100 gramın 81 gramı karbonhidrat. Proteini çok düşük. Potasyumu 2,26. Kalsiyum 0,36. Yalnız demir konusunda hoşuma gitti. Evet. Evet, böyle. İki tane bundan aldım. Tanesi 114 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunlardan beyefendiciğimize kekler, börekler, pastalar yapacağız. Ve diğer alışverişim şöyle FBZ Home diye bir markadan baharatlı kaldım. Aslında biz Türkan ablanın baharatlıkları vardı. Ben onları çok beğenmiştim. Ondan link istemiştim. Cam da onlar ve şeydi böyle. Kırmızı bir kapağı var. Kapak böyle iki taraflı açılıyor. Bir tanesi daha fazla dökülüyor. Bir tanesi normal dökülüyor böyle. Fakat ben bütün baharatları kaşıkla koyduğum için hani içine kaşık koymak için böyle onu açmam gerekiyordu. O yüzden o böyle çok beni şey yapmadı. Sonradan onu almaktan vazgeçtim. Ve şöyle şunlardan sipariş verdim. Ve bir de şöyle, ben bunları bir kutunun içerisinde tutacağım için yukarıdan hangisinin hangi baharat olduğunu görmem lazımdı. O böyle kırmızı kapaklı olan da hani üstüne etiket yapıştırabilirdim ama bu defa da kapak açılırken o etiket kısmına gelebilirdi falan. Böyle bu sebeplerden dolayı yani kendince bana bu daha kullanışlı geleceği için üstten hani şeffaf olduğu için hangi baharat olduğunu görebilmem açısından şeyde 3, 6, 9, 12, 12 tane aldım. Kaç tanesine baharat koyarım bilmiyorum. Bunları bir yıkayacağım, kurulayacağım. Ondan sonra içlerine baharatlarını koyacağım ve kaldıracağım arkadaşlar. Bu kadar. Aldıklarım bunlardı. Market alışverişi yaptım da market alışverişimi de göstereyim sizlere hatta. Hamurdan markasının şöyle bazlamalarından aldım. Bizim aslında artık un da kullanmamamız, şey yapmamamız lazım ama maalesef ben çok seviyorum böyle şeyleri. Sabahları böyle bunun içine kaymak bal sürer yerim mesela. Kahvaltıda bir tane bazlama yerim. Sonra bir de şunları aldım. Bir de şeyin içinde 4 tane mi 5 tane mi ne olan simit sarayının dondurulmuş simitleri var ya bir tane de ondan aldım. Milka'nın şöyle bir çikolatasından aldım. Şeker yasak ya o yüzden. Sonra ya akşamları dizi izlerken canım çikolata çekiyor. Böyle bir parça bir parça yemek istiyorum. Olmadığı zaman daha çok canım istiyor. O yüzden alayım. En azından azar azar tüketirim yani. Ama mesela eskiden ben bunun tamamını yerdim. Yani bir oturuşta şuraya kadar getirirdim. Aradan 2 saat geçtikten sonra şu iki parçasını da yerdim mesela. Yani ben bunu bir akşamda bitirebilecek kadar bunu yerdim. Şimdi öyle değilim mesela. Şimdi sadece işte 1, 1, 2, 3 şöyle bir 3 parçasını hani yiyebilirim. Bu çok büyük bir değişimdir arkadaşlar. Neyse. Gene hamurdan markasının No 61 susamlı mini simitlerinden aldım. Bol susamlı, çok lezzetli. Mahlepliymiş bir de. Güzel kaçtım bir tanesini yedim çünkü çok acıkmıştım. Aşırı derecede acıktığım zaman yemek yedikten sonra mutlaka bir tatlı yemek istiyorum. Bir şey yemek istiyorum. Hazırlayana kadar bir tane bu simitten attım ağzıma. Ondan sonra da yemeğimi yedikten sonra bir kase çorba içtim. Bir tabakta kereviz yemeği yedim. Şöyle bir 3 parça şey yedim, çikolata yedim. Bir de çayın yanında falan yenir diye Fiorella'nın şöyle bir
Çoko bisküvi olan ürününden aldım. Evet. Alışverişim bu kadardı. Bugün gene çok güzel paralar harcadım. Bir de maniküre gittim ve saçlarıma fön çektirdim. Şöyle Chanel'in bir ojesini sürdürdüm. Şöyle bir bordo. Hiç gerek yok Chanel almaya. Olsun. Flormar'da bir sürü aynı renkten var. Yani pastelde de var. Ama bence pastel kalitesini ve yapısını bozdu. O yüzden biz Flormar'dan demem. Şimdi sağ sol ortalığı kaldıracağım. Şu 12 ile baharatlığı yıkayacağım, kurulayacağım. İçine baharat koyup kaldıracağım. Sonra tekrar görüşürüz. Bir sonraki günden herkese yeniden merhaba. Dostlarım saat 1'e geliyor. Ben bir 5.30'da falan uyandım. Pilates hocam mesaj atmış. Çok kötü bir diş ağrısıyla uyandım. Dersi bugün yapmasak olur mu diye. Pazartesi günü de ben iptal etmiştim. Bu hafta bir kere spor yapmış olacağım. O da cuma günü, bir aksilik olmazsa inşallah. O yüzden bir 5.30'da kalktım. Ondan sonra 8'i çeyrek falan geçiyordu. Alarm çaldı. Gece alarmı kapatmayı unutmuşum, hani sabah kalkmama gerek yok diye. Öyle erkenden uyandım. Kalktım, bir evi topladım, süpürdüm falan böyle. Ondan sonra da oturdum, kahve içtim. Fatih Altaylı izledim öyle. Bu saate kadar vakit geçirdim. Sanırım takipçim bir şey sipariş vermiş, küpe siparişi vermiş. Dün kargolayacaktım fakat dün unutmuşum, aklım neredeyse. Şöyle gene bu yıldızlı küpelerden. Bu küpeler gerçekten çok güzel ya. O çok şık yani. Gerçekten güle güle kullanın. Yanına da Clarins'in All Day Airy Sunscreen. Sunscreen. SPF 50'li. Vay. İritasyon falan yapmazmış, suya dayanıklıymış, bir sürü şeylermiş. Bir tane de şöyle bir güneş kremi koyacağım yanına, deneme boy. Eğer beğenirse bir masrafa, bir tur daha masrafa sokmuş olacağım. Olsun, güle güle kullanın. Bu arada dün şunları kullandım. Dün size göstermiştim ya, dün akşam bunu kullandım. Hem kendi telefonumu sildim ve durduk yere oldu. O kadar saçma bir şey oldu ki sonra erkek arkadaşımı uzattım. Al diyorum, sen de temizle telefonunu. bilgisayarın ekranını, telefonu, onun telefonunu. Üçünü birden tek mendil çok güzel bir şekilde temizledi. Çok beğendim. Gerçekten güzel bir ürün. Eğer böyle sürekli telefonlarınız böyle parmak elizi oluyorsa ya da işte yanağınızdan falan böyle makyaj ya da ne bileyim cildiniz yağlıysa, o böyle yağ transferi oluyorsa kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir ürün. Birazdan çıkacağım. Yani bir 15-20 dakikaya kadar çıkarım. Önce kargoya uğrayacağım. Kargosunu değiştirdim mi ben bunun? Ben normalde ilk başta MNG kargoyla yollayacağım diye şey yaptım. Ama her defasında şey yapıyorum. Taşıma durumunda bir paket hangisi? Aa, 16 Kasım. Neden hala taşıma durumunda? Sümeyye'nin siparişi. Kargoyu takip et diyelim. Nerede acaba? Tahmini teslimat tarihi 23 Kasım. Hii, oo, ne kadar çok. Gerçekten çok. Vay be. Transfer sürecindeymiş hala. Dağıtıma çıkmamış. İnşallah çabucak. Ben de diyorum ki acaba kız neden bana yazmadı? Beğenmedim acaba falan diyordum. Gerçi beğenmemesi mümkün değil. Gerçekten çok güzel. Benim ürünlerim çok güzel. Şimdi işleme alınanlara bakalım. Tamam, yurt içi kargoyu değiştirmişim. Bunu götüreceğim işte, kargoya vereceğim. Oradan da Zorlu'ya geçeceğim. Önce bir otele uğrayabilirim. Bilmiyorum, bugün Mecidiyeköy'e mi uğrasam, Beşiktaş'a mı uğrasam? Belki Mecidiyeköy'e uğrarım. Oradan da şeye geçerim. Zorlu'ya geçerim. Yakın çünkü. Bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. Hadi bakalım. Çıkıyorum artık. Zara'ya geldim ama müzik var maalesef, çekemeyeceğim. Birkaç parça bir şeyler aldım diğer mağazalardan, evde göstereceğim. Ondan bebekler ağlıyor. Bu arada indirim geliyor belli. Şey yapmışlar.
reyonları ona göre hazırlamaya başlamışlar. Ben bir tane mom jean bakacağım. Böyle 42 beden düzgün bir şey varsa alacağım. Artık evde görüşürüz. Müzik var maalesef. Telif. Hiçbir şey yoktu Zara'da. Böyle bir kalabalık, çocuk ağlaması. Bir de ben nereye gidersem çocukla aile de oraya geldi. Çocuk böyle ağlamaya devam etti falan. O yüzden çıktım Zara'dan. Eve gidiyorum artık. Burada yapacak hiçbir şeyim yok. Kahve falan da içesim yok. O yüzden evet, evde görüşürüz. Eve geldim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Şşt! Sakin ol ya bir. Neyse. İlk önce Bath & Body Works'tan bir alışveriş yaptım. Bu alışverişim ne kadar tuttu biliyor musunuz? 1169 lira tuttu. Mumun tanesi 1300 liraydı. Bir alana bir bedava vardı ve %10 Black Friday indirimi vardı ve bana toplam 1169 lira 10 kuruşa gelmiş oldu. Şöyle bir tane kırdın al işte white tea ve Allah'ım saj ne ki ben bilmiyorum ne olduğunu. Bergamotlu bir şey herhalde ve aynı zamanda beyaz çaylı. Bakayım. Hava aromatize edici mum. Şöyle bir ürün. Tertemiz bir koku. Elizabeth Arden'ın White Tea diye bir parfüm var. O parfüme çok benziyordu ve benim çok sevdiğim bir parfümdür. Sonra şöyle sonra bu da Allah'ım böyle temiz pudralı bir koku. Sun Drenched and Linen Soft Mask falan filan bir şeyler yazıyor. Bu da böyle bir koku. Bunlar küçük olanlar tek fitilli mumlar. 3 fitilli olanlar 1800 lira mı 1900 lira mıydı neydi? O yüzden ona gerek duymadım ne yalan söyleyeyim. Ondan sonra cığıma. Bir de Osho'dan bir alışveriş yaptım. Bu da 1295 lira tuttu. Ha, inanamıyorum. Kazak 1290 lira, kağıt poşet 5 TL. Wow, çok. Bence çok. Ama neyse. Şöyle small beden bir kazak aldım. %3 yün içeriyor. Çok böyle düşük bir şey. Böyle boldu bu arada. O yüzden small beden aldım. Çünkü geçen sene aldığım kazaklar, yani daha doğrusu geçen kış aldığım kazaklar maalesef o kadar büyüktü ki. Çünkü ben 90 kiloydum ve birazcık da böyle bol giyiyordum. Ondan sonra çok kötü yani. Hani kazaklar böyle kazakların içine yok oluyorum. Mesela geçen sene bu üstümdeki bana olmuyordu. Kolları şey kalıyordu böyle full bu kolu komple kaplıyordum yani ve şöyle yapamıyordum bununla. Düşünün ben bayağı kiloluydum yani. Neyse bu torbayı koltuğa böyle oturtacağım ve bırakacağım. Çünkü kendisine 5 lira vermişiz. Aman Allah'ım daha neler. Daha neler maydanozlu köfteler. Evet gidiyorum Nevşin Mengü izleyeceğim. Bu arada bugün ben Papyon'a bir tane kıyafet aldım. Ben size bunu gösterdiğimi bilmiyorum. Bu bir aslında ameliyat kıyafetiymiş arkadaşlar. Kısırlaştırma ameliyatı olan köpeklere ve kedilere bunu giydiriyorlarmış. Burası ön kısmı. Bakın şu işte pipi kısmı mesela kapalı bunda. Alt kısmı komple kapalı. Sadece böyle kuyruğunu çıkarabileceği poposunun açıkta kaldığı bir bölüm var. Şurası da boyun kısmı. Üstü böyle cırt cırtlı bir kıyafet. Yani gerçekten pipisinden sürekli ortalığın leke olmasından bıktım. Sürekli tüy dökmesinden bıktım. Bıktım Allah bıktım yani biliyorsunuz. Yani artık olay papyonu vermeye kadar gidecek. O yüzden böyle bir çare bulmaya çalıştım. İnşallah işe yarar. İnşallah tam üstüne olur. Tam üstüne olursa ve böyle bir iki tane daha alırım bundan. Sırtını mı döndün? Kestin mi?
böyle dönüşümü dönüşümü giydiririm. Papyon bir şey giymekten nefret ediyor. Yani bir tek tasma, boyun tasması, onun haricinde mesela göğüs tasmasına falan da nefret ediyor. Niye bu çocuk böyle bilmiyorum. Çıplaklık seviyor bu çocuk. Tıraş olmaktan korkmuyor ama mesela. Onu tıraşa götürdüğüm zaman soruyorlar hani korkuyor mu falan diyorlar. Ve o dönem gayet normal duruyor. Ondan sonra gerçekten hiç hareket etmiyor yani. Ne hırlıyor, ne havlıyor, ne kaçıyor, ne korkuyor. Hiçbir şey olmuyor. O yüzden o konuda çok rahatız. Ve böyle sıfır tıraş olduğunda bebekliğinden beri alışık olduğu için kaçmıyor yani. Mesela kimi hayvan vardır tıraş ettirdiğinizde utanır böyle ve koltuğun arkasından falan çıkmaz. Papyon hiç öyle değil. Öyle işte. Hadi gidiyorum. Ne işini izleyeceğim. Bir de çok susadım. Azıcık su içeceğim. Görüşürüz. Ya açı için kusura bakmayın. Böyle çok halledemedim ama olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel Toş. Hoş geldin. Tamam. Sakin ol. Tam da su. Tükürmesen iyiydi. Sümüklerin geldi zoradıma. Şimdi bu rafı biliyorsunuz banyodaydı. Normalde bu benim deterjan rafımdı ama bunu buraya getirdik. Şöyle bir oturacağım biliyorsunuz. Papyon! Kilolu olduğum için çok böyle rahat şey yapamıyorum. Bacaklarımın üzerinde otururken duramıyorum. Neyse boşayız. Saçma sapan konuşuyorsun. IKEA'dan zamanında şöyle bir kapaklı bir kutu almıştım. Cam kapaklı bir kutu almıştım ama kutu birazcık boşa çıktı. Bunun içinde benim Nespresso kahvelerim duruyordu ama şu an boşta duruyor. Neyse bu rafa buraya benim parfümlerimi koyacağız. Şöyle bir ay parfüm Allah kutum var. Bu kutunun içerisindeki parfümleri şimdi buraya teker teker dizeceğim. İlk başta benim bugüne kadar kullandığım en pahalı parfüm Creed'in Florissimo parfümü. Böyle bir koku yok ya. Gerçekten böyle bir koku yok. Yani bu kokunun muadili yok. Muhteşem bir koku. Çok pahalı ve artık yok. Maalesef çok uzun zamandır ben buralarda hiç görmedim. Sonra şu şeylerimi koyalım. Emotionlarımı koyalım. Bir tanesi Romance. Bu böyle güzel bir böyle kırmızı gül kokusu. Gerçekten güzel bir kokudur. Ben Emotion kokuları çok severim. Bir tane de Emotion'ın Love olanı. Bu da böyle pembe bir pudralı güzel bir koku. Koku böyle pembe bir koku yani. Hani buna yapacak ya da söyleyecek bir şey yok. Sonra Chanel'in Coco Mademoiselle. Bu da çok güzel bir kış kokusu. Bence bu tam bir kış kokusu. Yani buna yazlık bir koku demek falan ayıp olur. Şişeleri böyle büyüklüklerine göre falan dizmeye çalışıyorum ama inşallah yapabilirim. Düzeltiriz yani düzenleriz. O çok önemli bir şey değil. Sonra Avon'un Wish of Love kokusu. Bu koku bilirsiniz. Papyon git in. İn aşağıya git. Git. İşte duruyor. Geri çekildi sadece. Avon'un bu Wish of Love kokusu Chanel'in Şans kokusunun muadiliymiş. Bilginiz olsun. Güzel bir koku fakat çok kalıcı değil. Sonra Knox parfümden bir muadil parfüm bu. Şöyle göstereyim. Knox çok böyle kolaylıkla ve güzellikle alışveriş yapabileceğiniz ve bence Muskent artık nasıl okunuyorsa oradan daha iyi kokular. Çünkü onlardan alıp da sıktığım her parfüm benim başımı çok ağrıtıyor. Ama Knox parfümün kokuları beni hiçbir zaman baş ağrısıyla çatlatmıyor. Bu koku neyin muadili biliyor musunuz? Louis Vuitton'un neydi ya? Le Jour Soleil. Aynen. Le Jour Soleil kokusunun birebir aynısı. Çok güzel, tertemiz bir koku. Temiz koku sevenler bayılır. Gene Knox'tan bir şeyin Chloe'nin Love parfümü. Chloe'nin
Signature parfümünden tekrar alacak gibiyim bu arada. Tam olarak bilemesem de, karar veremesem de. Bir de Portrait of a Lady. Of a Lady. Tam okuyorum. İner misin aşağı? İn. Çık. Hadi. Çık 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 çık. Açık git. Sürekli yalanıyorsun. Bu da muhteşem kalıcı bir koku. Ben bunu böyle saçlarıma sürmeyi falan çok seviyorum. Gerçekten Nox parfümün parfümleri çok güzel. Bir tane Dior'un J'adore parfümü var. Buna böyle koyalım. İki tane Chanel'in No Wish var. Bir tanesini hiç kullanmadım. Diğeri de şöyle bitmek üzere. Yani bayağı az kaldı. Bunlar kaç ml? 100 ml. İkisi de 100 ml'lik. Şöyle bunları da şöyle koyayım. Bir tanesini kullanıyorum. Öbürünü de bittiği zaman kullanacağım. Sonra benim çok fazla sevmediğim ama bitsin diye kullandığım bir parfüm. Çok ağır bir kış kokusu. Gucci'nin Quality Intense. Şu parfümü. Gerçekten çok ağır bir parfüm. Gerçekten. Sonra gene çok fazla sevmediğim ve bayağı tozlanmış bir parfüm. Şöyle ıslak mendil falan hiçbir şey getirmedim. Dolce & Gabbana'nın Desire. Şöyle bir parfümü. Bu da çok ağır bir parfüm. Şöyle iki tane sıkalım. Gerçekten anormal ağır bir parfüm. Sonra Diptyque markasının Dawson kokusu. Unisex çok güzel bir kokudur. Gucci'nin Florası. Bu da çok güzel çiçekli, tertemiz bir kokudur. Ondan sonra Guerlain'ın Mon kokusu. Çok üzülüyorum bitecek diye. Gerçekten çok üzülüyorum. Muhteşem bir koku. Ağır bir koku ama çok güzel bir koku. Bunu şöyle koyalım. Ve bu da benim çok sevdiğim bir kokudur. Seville parfümünün Seville parfümlerinin Sevilla parfüm markasının Lucia kokusu. Bir türlü konuşamadım. Böyle çok kalıcı, yoğun bir sabun kokusu olarak düşünebilirsiniz bunu. Böyle beyaz sabun gibi güzel, temiz bir koku. Sonra çok güzel bir yazlık koku. Yves Rocher'in Monoi kokusu. Bu Monoi'lere de bayağı zam geldi bu arada. Sonra Chakra'nın Powder Pleasure. Bunu kız kardeşime götüreceğim Adasu'ya. Bir yere gittiğim zaman inşallah unutmam. Sonra şurada Muskent'in Şalimar'ı var. Çok ağır bir koku. Ne kadar kalmış bu? Evet, daha var. Şalimar muazzam ağır bir koku. Yani o kadar ağır ki çatlatır sizi böyle. Ve Diafem. Bu da böyle güzel temiz bir koku. Bu da kalıcı bir parfümdü. Bakayım. Bu da böyle. Evet. Bu da çok az kalmış. Birkaç kullanımda, böyle iki kullanımda falan bu da biter. Ama dediğim gibi acayip baş ağrısı yapıyoruz. Çok sıkıntı yani. Sonra Dior J'adore'un şöyle bir küçük boyu böyle koyalım. Şurada Narciso Rodriguez'in ya bu böyle hangi kokusuydu acaba ya? Hiçbir şey de yazmıyor. Şuna da bakalım. Neyse. Şu klasik beyaz, şöyle beyaz olanı. Bu parfümü, bu da saç parfümü. Çok güzel bir parfümdür. Kalıcılığı çok yüksektir. Ve çok güzel kokar. Ben de çok severek kullanıyorum bu parfümde. Buraya tam sığmadım maalesef. Ne yapacağız? Buradan parfüm eksiltmek lazım. Eksiltemeyiz. Nasıl eksilteceğiz? Şöyle yapalım. Şunu şöyle koyalım. Deneyelim. Çok güzel yaptın. Çok güzel. Mükemmel oldu. Şunu da bir... Aha. Şöyle. Tamam. Bunu böyle aldık. Şu iki parfümü çıkartıp bunu koyuyorum. Tamam. Evet. Şimdi biraz oldu. Tamam. Sıkışın çocuklar. Sıkışın. Sonra gene ağır bir koku. Versace nasıl okuyorsunuz bilmiyorum. Crystal Noir.
tam bir davet akşamı parfümü. Bu da çok güzel bir parfümdür. Bunu böyle bunun üzerine koyabilirim. Hiç sıkıntı yok. Yalnız abiniz şurayı gördüğü zaman çok kızacak. Müsrif diyecek. Sonra bu bir hediye setin içinden çıkmıştı. Bunu bana geçen sene yanlış hatırlamıyorsam yılbaşıydı. Arkadaşım hediye etmişti. Kesesine bereket. Onun içerisinden şöyle bir küçük parfüm çıkmıştı. L'Occitane'ın hangisi acaba? Bakayım şuradan görebilecek miyim? Hayır, göremeyecek gibiyim. Tamam, önemli değil. Cherry Blossom olabilir bu. Tam olarak bilemeyeceğim ama bunu da şöyle sıkıştıralım. Ve son olarak Avon'un bu 10 senelik falan bir parfüm. Neden bunu aldın ama kullanmadın diyebilirsiniz. Lise sonunda Büşra diye bir arkadaşım vardı. Büşra ile böyle bizim ayrılığımız biraz kötü olmuştu. Çünkü ben Büşra'larda kalıyordum. Evden kaçmıştım falan ve Büşra beni iş yerine aldırmıştı. Sonra Büşra benim adıma avans almış. Ben böyle sefil rezil şey yaparken Büşra da meğerse benim adıma aldığı avansı Cansu utanıyor söylemiyor diyerek söyleyemiyor diyerek aldığı avansı böyle o zamanın parası 300 lira mı 400 lira mı ne bir avans almış. Bana içerisinden 20 lira yol parası vermişti hatırlıyorum. Ve kalanı arkadaşlarıyla harcamıştı unutmuyorum. Avans aldım arkadaşlarımla çıkacağım demiştim. Eğer aldığı avans benim adıma alınan bir avansmış. Neyse. O gün zaten bir de işten çıkartılmıştı. Öğrendiğimiz gün böyle biz aramızda hallettik falan dedi. Ben de böyle hiç şey yapamadım. Çünkü benim o paraya ihtiyacım vardı. Hayır dedim benim haberim yok. Ben para almadım falan yaptım. Hesabından kestiler. Büşra'yı da işten çıkardılar. Söyleseydi böyle olmaz. Yani söylemediği için şey oldu. Neyse. Bu parfüm Büşra kullanırdı. Ben böyle çok nadir sıkarım bu parfümü. Ben de hafiften de baş ağrısı yapar. Make Me Wonder parfümün adı bu. Artık yoktur muhtemelen. Neden alıyorsun diyecek olursanız herkes ihanet edebilir kokusudur bu. Kimseye kendinizden fazla güvenmeyin kokusudur. Bu yüzden arada sırada çıkartır koklarım ben bu parfümü. Çok saçma bulanlar olabilir ama benim için böyle bir anlamı var. Evet. Parfümleri yerleştirdik. Bir de şeyde de parfümlerim var bu arada. Onlara da bir bakalım. Sizlerle beraber. Onları da size göstereyim. Şöyle kaldıralım sizi. Burada Hermes'in Twilay kokusu var. Acayip ağır bir koku. Ve ben böyle sıktıktan sonra hep şey diyorum. Bu koku nereden geliyor falan oluyor ve koku benden geliyor. Böyle bir koku. Bir de Chakra'nın Natural Flowers. Bu da böyle beni çok eskilere götüren bir koku ama nereden hatırladığımı, kokuyu nereden bildiğimi bilmiyorum. Evet. Başka parfüm marfüm bir şeyler yok. Gidiyorum. Dostlarım geldim. Online'ım ama kameramın şarjı iki çizgi kaldığı için maalesef böyle cilt bakımını birazcık hızlı göstereceğim. Göz makyajımı bu çift fazlı olanla çıkarttım. Yüz makyajımı da şu micellar, Watsons'ın micellar suyuyla çıkarttım. Yüzüklerimi çıkartacağım ve şöyle tamamdır. Ellerim de böyle yeni manikür yaptırdığım için hafiften böyle kenarları bir acıyor. Pure Solution'ın azelaik asitli ve malik asitli Exfoliating Fruit Enzyme Powder Peeling ürününü kullanacağım. Bu biliyorsunuz böyle pembe bir toz arkadaşlar. Bundan şöyle kendi ölçüsüyle bir kapak şöyle alıyorum. Bir ölçü alıyorum. Bunlar da bu arada acayip zamlanmışlar. Geçenlerde gördüm. Sonra bunun üzerine hafiften su koyacağım. Böyle boş boş baktım.
şöyle ve elimin içerisinde bunu şöyle karıştırıyorum ve şöyle pembe bir hal alıyor. Bunu böyle süreceğim ve 1-2 dakika cildimde bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra yüzümü yıkayacağım. 1-2 dakika falan kalır. Sonra yüzümü yıkayacağım ve yıkayacağım. O 2 dakikada yapacak hiçbir şeyim yok. Her yerime de akmışsın. Teşekkürler dostum. Tamamdır. 2 dakikaya ben geri geliyorum. 2 dakika geçti. Yüzümü yıkadım ve geldim. Şurada bir hafif kızarıklık oldu. Şöyle şuralarda. Ama önemli değil. Önce göz çevresi süreceğim. Her zamanki gibi Lancôme'un şu enerji döviği ürününü kullanacağım. Ay ben bugün pahalı bir şey sipariş ettim. Geldiği zaman göstereceğim ve bana birazcık kızacaksınız. Buna böyle bir para mı verilir diye. Ama muadili yoktu. Yoktu. Ne yapabilirim arkadaşlar? Yoktu yani. Bir tane oje aldım ama çok çok pahalıydı. Neyse. Sonra cildimizi tabii ki de birazcık böyle şey yaptığımız için, yorduğumuz için. Buyurun. Hoşt. Asit kullandığımız için maalesef bariyer güçlendirici krem kullanacağım. Mia Clinica'nın şu kremini süreceğim cildime. Seramitler, Squalene, Hyaluronik Asit, Çarçurt böyle şeyler var içerisinde. Bu arada ben sabah kullandım ve ilk defa açtım. Bu sabah mı kullanmıştım kız? Dün mü kullandım? Yok, bu sabah kullandım. Şöyle şeyi de vardı üzerine kapalı hava almaması için koruma folyosu da vardı. Bunu böyle güzelce sürüyorum cildime. Silikon oranı birazcık fazla ona göre. Böyle sürerken zaten anlıyorsunuz onu. Yağmur var darlarında dediğine göre güzel, iyi bir krem. O yüzden kullanacağız. Sesimizi çıkarmayacağız, kullanacağız. Şöyle. Tamamdır. Şimdi dizim başlayacak. Azıcık onu izlerim. Ondan sonra sizlerle tekrar görüşürüz. Bir de böyle birazcık Beymen'de ne varmış ne yokmuş onlara bakacağım. Çünkü hediye kartım var Beymen'den bir tane. Onu kullanmak istiyorum. Bir ona bakacağım. Bir Massimo Dutti'ye bakacağım. O da internetten azıcık alışveriş sayfalarına bakacağım. Bir tane bot beğendim bu arada. Aldo'da beğendim ve Aldo'da şey varmış. Bir alana bir bedava kampanyası varmış. O yüzden muhtemelen onu alacağım. Aynısının krem rengi de var. Bir siyah bir krem. Fiyatı da 5000 lira. Tanesi 2500'e gelmiş olacak. İyi yani, fena bir fiyat değil. Bence güzel. Geçen sene çok böyle 6 yıldır 7 yıldır giydiğim Chloe'nin Suzan'la botları vardı arkadaşlar. Maalesef o botlar geçen sene kışın artık böyle yırtıldı, cortladılar ve kendileriyle ayrılmak durumunda kaldık. Bu sene o yüzden hiçbir botu, hiçbir şeyi beğenmiyorum. Kendime bir de bir bitki çayı yaparım ya da sallama çay yapar, finger bisküvi banarım gene. Keşke almasaydım. Dostlarım, şimdi geldim. Ocakta mercimek çorbam var. Mercimek çorbam pişiyor. Ve bir de dolapta böyle kalan domatesler vardı. Ben bu domateslerin hepsini doğradım ve fırına attım. Böyle 200 derecede pişirdim. Şimdi bunları yarın güzel bir makarna sosu yapacağım. Yarın böyle güzel şık bir makarna yaparım. Blender'ımın içerisine atacağım. Kabuklarıyla falan atıyorum. Ben hiç öyle kabuk ayıklamıyorum. Çünkü zaten bir de içerisine hani çeri domatesler, küçük domatesler var. O yüzden
deliliğin daniskası olur. Şöyle. Bu domatesleri şeyden sipariş ettim. Çanakkale'de Daze miydi? Öyle bir Instagram'da sayfa düşmüştü önüme. Ya da birisi paylaşmıştı muhtemelen. Oradan takip almıştım. Ve sipariş ettim. Şimdi bunları şöyle şu kadar doldu. Ve dostlar, içinde kalan şu suyu da alıyorum. Tamam. Ve bu evde her gün bir makine bulaşık yıkanıyor ya. Yani bunun bu suyu aslında yeter mi ama üstüne azıcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle. Birazcık da tuz ekleyeyim. Tuzsuz olmasın. Şöyle. Şöyle bir tatlı kaşığı ekleyeceğim. Ve robotta çekeceğim. Şu Vestel'in Mix & Go'su var ya. Onu genel olarak kullanıyorum ben. Ve bu arada gerçekten çok güzel bir ürün. Yani ben zamanında bunu 199 lira mıydı? 99 lira mıydı? Neydi? Öyle bir fiyata aldım. Gerçekten verdiğim paranın her bir kuruşu helal olsun. Gerçekten çok güzel bir makine. Bir de şimdi çalışmıyormuş. Şöyle hemen bızıtlatalım. Tamamdır. Hemen şöyle hızlıca yaptım. Bunu bu şekilde kaldıracağım dolaba. Yarın güzel bir makarna pişireceğim ve birazcık salça da koyarım. Çünkü böyle rengi birazcık fazla açık duruyor. Ve şey yaparım. Güzelce bir makarna yaparım. Ama şey makarna yapacağım. Neydi adı? Fiyonk makarna yapacağım. Bunu böyle olduğu gibi kaldırıyorum. Nereye kaldıralım? Şöyle kaldıralım. Şimdi çorbama tuz koymuştum ben. Zerdeçalını ekleyelim. Karabiberini ekleyelim. Güzelce bir baharatlayalım. Zerdeçal koyduğunuz her şeye muhakkak şey de ekleyin. Karabiber de ekleyin. Çünkü ikisi birbirine güzel çalıştırıyor. Bunlar bu arada çok güzel oldu ya. Böyle mis gibi tertemiz bir şey oldu. Şöyle karabiber. Zerdeçal renk vermesi için aslında ama tabii ki de sağlık şifa deposu. Şöyle kırmızı toz biberini de koydum. Tatlı toz biber bu arada bu. Üstüne bir de nane yakacağız. Nane için de şöyle tavamızı çıkartalım. Ve tavayı şuraya koyalım. Dilek taşını izliyorum bu arada ama bakayım hala reklamda ve şey yok. Hala dakika saymaya başlamadılar. Şöyle kaldırıyorum bunu. Nane alacağız. Nereye kaldırıyorsun salak kız? Üf, can sucuğum. Abart. Abart can sucuğum. Tereyağımızı çıkaralım. Ve küçük sos tavamıza tereyağı ekleyelim. Size de göstermiyorum ama olsun olsun, beni izliyorsunuz en azından, olsun. Tereyağı mı yiyeceksin sen? Yiyemezsin tereyağı. Hayır. Hayır, sana tereyağı yok. Herkese benden çay, Şakir'e yok. Tereyağını az koydum. Çünkü böyle çok yağlı yağlı olsun istemiyorum. Ve robotumuz. Ben niye bunları sürekli robot diyorum? Blender. Bu benim çekmecelerin dağınıklığı da dillere destan. Nere daha yakın? Herhalde şurası daha yakın. Hemen hızlıca bir göz kararı ölçtüm ben oraları. Şöyle. Tamamdır. Güzelce bunu ıslattık. Ve atalım şuraya. Nanemizi de yakalım. Şöyle güzel, bayağı bol naneli oldu. Şöyle azıcık daha tadı kokusu geçsin böyle.
Sizi azıcık aşağıya eğeyim mi? Hadi bu defa görün. Şöyle ne yapalım? Eğelim. Şöyle eğelim. Tamamdır. Şöyle. Şimdi coz batma vakti. Ay ay ay. Kız yaptığın işi güzel yap. Şöyle nanesini de güzelce dökelim. Tamamdır. Gerçekten bu arada bulaşık makinesi bir kere daha doldu. Şöyle bol naneli, güzel kıvamlı bir mercimek çorbam hazır. Buna ben bir bardak su koyacağım bu arada. Çünkü bakliyat olduğu için biraz böyle bekledikçe şey olur. O yüzden birazcık kahve makinesinden su çekeceğim buna. Dağları delirteyim. Evet. Suyum hazır. Hemen üstüne şöyle ekliyorum olduğu gibi. Ve kaç hemen koydum? Sanırım 200 hemen su ekledim üstüne. Şöyle bir taşım kaynasın. Tamamdır bu. Çok güzel olur. Bu arada ben bayağı böyle vlog çekiyorum. O yüzden bu vlogu burada bitirebiliriz bence. Çünkü çok uzun konuştuğum için muhtemelen videolar şey oluyor, sıkıcı oluyor. Bir de biliyorsunuz çok böyle şey göstermediğim için sizi şimdi tekrar kendime çeviriyorum ve vedalaşmak için online'ım. Yapacağım başka hiçbir şey yok. Kaynadı. Tamamdır. Benim için yeterli şeyler bunlar. Bunu böyle yarın, öbür gün, 2 gün, 3 gün içerim ben bunu mis gibi. Başka yapacağım hiçbir şey yok. Göstereceğim de bir şey yok bugünlük. Çünkü dizi bittikten sonra papyonu dışarı çıkaracağım. Papyonu dışarı çıkartıp getireceğim. Ayaklarını yıkayacağım. Ondan sonra yatacağım. Bir şu bulaşıkları kaldırmak var. Onları da zaten ben hiçbir zaman bulaşık kaldırma şeylerini göstermiyorum. Ocağın üstünden çekiyorum. Çünkü elektrikli ocak maalesef ısı vermeye devam ediyor. Yani kaynatmaya devam ediyor. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.